Paşam. Buyurun efendim. Sen bunu bana verdin ya, sizden birinin galiba diye, yok değilmiş. Yok eminim. Kadın Cemal Bey'in ziyaretçisiydi. Kendi gözlerimle gördüm kadını. Allah Allah. E bizim değil dediler. Sen anlatsana şu kadının bana bir, nasıl bir şeydi? Şu boylarda, kahverengi gözlü, siyah mantolu, yazmalı genç bir kadındı. Kahverengi gözlü, yazma. Ama... Ay bu Fatma. Ne işi var benim oğlanla? Tövbe. Paşam, sana bir şey soracağım. Bu hastanede böyle kamera neyin bir şeyler var mı? Evet var. Ay ne kadar iyi. O zaman sen benim oğlumun odasındaki kayıtları göster bana ha? Maalesef gösteremeyiz hanımefendi, yasak. Ne demek gösteremeyiz kız? Aa, hayat memat meselesi bu. Yasakmış. Laf ola veri gele. Anlıyorum sizi ama dediğim gibi kayıtları göstermemiz yasak. Bana bak, sen benim sinir sistemimi kaldırma. Vallahi bu hastaneyi yakar yıkarım ha. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ya. Benim adım Refika Göreçki. Ben gerekirse bu hastaneyi satın alırım. Seni de çalıştırmam. O kayıtları da görürüm. Duydun mu beni? Ne bakışıyorsunuz? Haydi. Geç şunları, geç, geç. Biraz daha geç. Dur burada, dur. Oğlum sen bana bir çay getirsene. Getiririm teyze. Teyzeymiş. Kız Fatma... Vallahi biliyordum. Kız ne işin var benim oğlanın yanında? Vallahi seni kahretsin. Postal. Senin ne işin var kız burada? Safiye verecek şimdi ya. Allah canını almasın. Onlar gitti. Merak etme, kimse görmedi gelirken. Kız döner gelir şimdi ya. Vallahi başımızı belaya sokacaksın Fatma ya. Ha, senin başın bir belaya girecek ki nereden geldiğini şaşıracaksın. Sen hep kendini düşün zaten. Metin hiç düşünmüyorsun Ella. Kim? Cemal. Ya ölseydin Metin babasını hiç bilmeyecekti. Baba mı?